Merhabalar efendim. Son Merhaba. Zamanlarda işsizlikten dolayı kendini yakan gençlerimiz var. Evet. Atanamayan öğretmenlerimiz evet. intihar ediyorlar. Hı-hı. Gerçekten ülkenin ekonomik gidişi bu kadar kötü mü? Kötü. Kötü. İyi değil miyiz? Değiliz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi asgari ücretin 2200 lira olduğu bir ülkede siz daha ne bekliyorsunuz yani? Bir aile reisi 2200 lira alıyor, evi kira, iki tane de çocuk okutuyor. Şimdi bunun hesabını yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 istiyor çocuğu. 3 mü istiyor? Kendi yapsın işte o zaman. Istiyor. Kendi yapsın. İlk önce bir iki çocuğa baksın. Ondan sonra gerisi gelsin. O baktığı, yapın dediği çocuklara, ben Antalya'da yaşıyorum. Okula giden çocuğum var. 45 kişilik sınıfta okuyor. İlk önce o çocuklara bir okul yapsın, ailelere de, babalara da, annelere de gerekli ücreti versin. Ondan sonra herkes 3'te yapar, 5'te yapar. Herkes çocuk yapmasını biliyor. Önemli olan o çocukların karnını doyurmak. Ondan sonra insanlar sokakta kendini de yakar. Şurada kapalı yolda 50 metre gidiyorsunuz, 100 metre, abi 10 lira ver, abi 5 lira ver, abi işsizim. Bu insanlar ne yapacak? Açım. Açım. Karnım aç, birine veriyorsun, öbürküne veremiyorsun. Ondan sonra akşam eve gidiyorsun, hava sıcak, kapını pencereni açıyorsun, hırsız giriyor. Hırsıza da kızamıyorsun, adam aç. Yani ülkenin ekonomisini ben iyiyim, iyi, yok işsizlik yok diyorsa otursunlar bir şöyle bir dolaşsınlar, insan içine çıksınlar. Öyle 1000 kişilik korumayla gezersen dünyadan bir haber yaşarsın. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki herkes iş bulacak diye bir kaide yok dedi. Doğru değil mi? Herkes geçen gün... Dur ben söyleyeyim. Yanında da Diyanet İşleri Başkanı var. Caminin avlusunda bu devlet herkese iş bulmak zorunda değil. Öyle mi? O zaman sen niye devletim diye geziyorsun? Eğer iş bulamıyorsan sen vatandaşına, o zaman ben devletim deme. Devlet olmanın kuralı milletten geçer. Millet olamazsan devlet de olamazsın. Ama millet olmak için de insanların bir arada yaşaması lazım. Öyle insanları bölerek, ayrıştırarak bu iş olmaz. Bu ülkenin sağcı solcu demeden dürüst, namuslu insanlara ihtiyacı var. Dürüst, namuslu insanlar konuşmalı. Konuşmazsa bu ülke kaybedecek zaten. Sen kaybedeceksin, ben kaybedeceğim. Siyasetten nemalanan insanlar konuştuğu sürece biz düzgün insanlar, namuslu insanlar kaybetmeye mahkumuz. Bunun sağa solu yok. Ne oldu? Açılım süreci. 5 yıl önce çöpe gitti. Şimdi bugün gene APO'ya adamlar gidiyor. Yanında gezen o ben milliyetçiyim diyen zat-ı muhterem ne yapıyor? Nasıl milliyetçisin? Görüşebilir dedi değil mi? Hani seçimden önce devlet bekası vardı. Nereye gitti devletin bekası? Devletin bekası değil kardeşim. İlk önce milletin bekası. Millet olamazsan devlet olamazsın. Devlet de vatandaşına yol yapacak, su yapacak, eğitimini sağlayacak, sağlığını sağlayacak. Bak kardeşim ben emekli oldum. Aldığım para belli. Bak ben hiç AKP, CHP, MHP konuşmuyorum. Hastaneye gidiyorum bir çuval para. Hastaneye götürdüm eşimi. Ambulanstan acile tahlil yapacak, MR alacak, görüntü alacak, 3 ay sonra gel diyor. Buyur buradan yak. Lan acile götürdüm ben bunu acile. 3 ay sonra yaşayacak mı bu? Özel hastaneye gittim 200 lira verdim. 1 saat sonra al kardeşim sonucu dedi. Bir. Geldik eğitime. Antalya'da yaşıyorum ben ya. Turizmin merkezi. Benim oğlum 45 kişilik sınıfta okuyor. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Eğitim parasız mı? Ne diyorsun kardeşim? Okulda çalışan hizmetlinin parasını ben ödüyorum ya. Sen ne aidat... Okul bedavadan bahsediyorsun bana. Geldik mi eğitime? Sağlığı geçtik. Eğitimi geçtik. Şimdi gelelim işsizde. 3 senedir iş bulamıyorum ben. Üniversite mezunuyum. Emekli oldum. Çalışacağım. Geçinemiyorum. 3 yıldır iş bulamıyorum. Vasıflı bir adamım. İş bulamıyorum. İş beğenmiyormuş vatandaşlarımız. Az önce bir vatandaşımız öyle dedi. İş mi beğenmiyormuş? Evet. Üniversite mezun olması önemli değilmiş. Önemli değilmiş değil mi? Evet. Doğru söylüyor. Pazar. Ne yapacağız abi? Pazara git. Şimdi bölgenin ismini vermeyeyim. Orada abi. Pazara git. Şimdi bölgenin ismini vermeyeyim. Orada AKP var.
AKP'nin olduğu Kepez Belediyesi. Git pazardan bir yer iste bakalım, veriyor mu sana? Ben pazarcılık yapacağım da veriyor mu? Ama kendi yandaşına istediği gibi lak diye veriyor her şeyi. Geçtik mi kardeş bunu da? Şimdi gelelim sokakta gezmemize. Ben vatandaşım. Akşam cam açık yatabiliyor musun? Yatamıyorsun. Hırsız var mı? Var. Uyuşturucu ayyuka çıktı mı? Çıktı. Kapalı yolda geçiyorsun. Fuhuş aldı başını gitti. Herkesin gözünün önünde. Aleni. Aleni. Ben eşimle gezemiyorum. Kardeşim? Adam utanıyor yani. İnsan utanıyor. Tabii canım. Peki şimdi bu dördünü saydık. İşsizliğe, geçim sıkıntısına, ekonomiye daha hiç gelmedik bak. Sağlığı saydık, ekonomiyi saydık, genel yaşayışı saydık. Abi şimdi ekonomiye gelelim. Bana verdiği para belli. Şimdi ben sana söylüyorum. Benim paramı çaldı, hakkımı çaldı. Nasıl çaldı? Sana şunu söyleyeyim. Ben 2013'te emekli oldum. 2000'den önce olan emeklilere yüzde kaç verdin sen maaşı bağlarken? %60 verdin. 2008'e kadar olana %45 verdin. 2013'te geldim benden. %35'ten 40'dan beni emekli yaptın. Niye çalıyorsun benim 500 liramı? Sen nasıl Müslümansın? Bu kul hakkına girmez mi kardeşim? Benim hakkımı çalmıyorsun. Eşimin hakkını çalıyorsun. Çocuğumun hakkını çalıyorsun. Yetimin hakkını çalıyorsun sen. Nasıl bu kul? Kul hakkı nereye gitti? Ondan sonra çıkıyorsun. Bu devlet iş vermek zorunda değil. Sen devletsen yarın öbür gün bir şey olsa vergi ver kardeşim. Niye? Ben vergi mi vereceğim? Vatandaşsın. Sen de devletsin. Bana bakacaksın. Yolumu yapacaksın. Suyumu yapacaksın. Benim çoluğumu çocuğumu okutacaksın. Ben yapmam karışmam. Sana iş bulmam. O zaman yarın öbür gün sabah çıkarsa da ben olamaz. Askere göndermeyim o zaman. Olur mu öyle şey? Ne dedim baştan abicim? İlk önce millet olacaksın. Sonra devlet olacaksın. Ama millet olamazsan devlet de olamazsın. Yıkılmaya mahkumsun. Döndük. Nereye döndük? Açılım sürecini. APO'ya adam gönder. Niye gönderiyorsun APO'ya adam? Niye gönderiyorsun? Ben 600 tane şehit verdim. Hendekler kazıldı, seyrettin. Valiye, askere talimat verdin, göndermeyin dedin. Karışmayın dedin. 600 tane şehit verdik. Şehirler yıkıldı. Ortalık karıştı. Tamam, biz yanlış yaptık. Geri döndün. Şimdi APO'yu gene el üstüne alıyorsun. Öbür milliyetçi de diyor ki ben milliyetçiyim. Neren milliyetçi senin ya? Neren milliyetçi senin kardeşim? Milliyetçi adam, vatan diyen, bayrak diyen adam bu işe susmaz. Ona da koltuk değneği olmaz. Milliyetçi, bak bu sokakta gezen insanlar milliyetçi. Vergi veriyor. Git kardeşim oy at, at. Aç kal, sesini çıkartma. Savaş oldu, yürü koçum. Oğlunu gönderiyor, eşini gönderiyor askere. Şehit veriyor, vatan sağ olsun diyor. Ondan sonra çık o adama, sen bana oy vermedi teröriste. Yok ya. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir dünya hemşerim ya? Son dönemler. Tek bir lider var. Dünya lideri kimdir biliyor musun? Şu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünya lideri Atatürk. Dünya lideri olsaydı dünya lideri biber, domates, patlıcanla uğraşmaz. Dünya lideri olabilmek için dünya üzerinde bilimin, teknolojinin, ilimin gelişmesi için mücadele etmiş olmak lazım. Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. İzmirli vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri midir diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV İzmir'i seviyor. Yani bunun cevabı bilmiyorum. Bize göre mi yoksa genel olarak mı? Size göre. Yani tam olarak bir cevabı yok. Her kişiden kişiye göre değişir. Ben cevabını veremem onun. Öğrenci veremiyor. Gel ben sana cevabını vereyim. Cidden. Sen bir soru sordun. Dedin ki Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri mi? Evet. Kesinlikle değil. Neden değil? Kesinlikle değil. Recep Tayyip Erdoğan 16 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Evet. Bundan 3-4 sene önce Devlet Bahçeli ile birbirinize neredeyse ana avrat küfür ediyorlardı. Bak bende var kayıtlı. Evet. O ona şerefsiz diyordu, o ona şerefsiz diyordu. O ona senin ülkücülerin daha Fatiha bilmiyor. O da diyordu seninle beraber olan insanlar şeytan, benimle beraber olan ülkücülerimle gezeceğim diyordu. Birbirinize zıt
kelimeler kullanıyordu. Devlet Bahçeli sarayı başına yıkacağız, saray hırsızlık parasıyla yapıldı, saraya adım atmam dediği zaman bugün de Tayyip Erdoğan sarayda oturuyor. Alo diyor Devlet Bahçeli diyor, çabuk gel diyor, saray bahçesinde seni bekliyorum, koşa koşa gidiyor. Vatan millet Sakarya bayrak diyor Tayyip Erdoğan, Kur'an'ı kullan Diyarbakır meydanında. Türk milleti aziz neslin boşuna dememiş aptaldır. Biz aptal bir milletiz. Siyasi partiler gibi kuzu kuzu gidiyoruz. Ben Kürdüm. Bu ülkeyi çok seviyorum. Avrupa'da da çok kaldım. Ülkemiz kadar güzel bir insan da yok. Ama siyasiler, MHP dahil, AK Parti dahil, bütün siyasi partiler aptal halkı birbirine düşürmüş. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen milliyetçisin, sen ülkücüsün diyerek bu insanları birbirine düşürdüler. Ayrıştırmışlar. Çünkü biz aptal bir milletiz. Biz aptalız. Bakın güzel kardeşim, hayvancılık öldü, tarım öldü, buğday ithal, soğan ithal, patates ithal, her şeyimiz ithal. Damadını yanına almış, ekonomiden anladığı yok. Tayyip Erdoğan çıkıyor, konuşma yapıyor, diyor ki bu krizi atlatacağız. Aynı salonda 5 dakika sonra da yalan atıyor, bu sefer diyor ki ne kriz var, kriz miriz diye bir şey yok. Çünkü millet biz aptalız, biz aptal bir milletiz. Türk'ü de Kürt'ü de kandırıyor. Laz'ı da kandırıyor, Çerkez'i de kandırıyor. Bugün İstanbul'a gidin, Suriyelilerden geçinemiyorsun. Bütün pisliği yapıyorlar. Suriyeli çalışmadan her ay gidip maaş alıyor. Gariban Türk milleti de burada acıktan ekmek bulamıyor. Haklı abi. Anlatabildim mi? İsrail'e, ey İsrail diyor ya, hepsi yalan. Ey İsrail diyor ama İsrail'e her gün dolarla iş yapıyor. Aptal millete diyor, dolarınızı, altınızı bozun. Vatan için. Ya sanki bu de şu anda bu ülke savaştaysa hepimiz gidelim ya. Bayrağı için, vatan için, devlet için canımızı verelim. İlk günde ben gideceğim. 15 Temmuz darbesi oldu. Ya bu aptal insanlar hiç mi anlamıyorlar? Hiç bir tane AK Parti milletvekilinin çocuğunu burnu kanadı mı? Neden sokağa çıkmadılar? Neden çıkmadılar? Kime ne oldu? Yine aptal insanlara oldu. Gariban millete oldu. Zavallı insanlara oldu. Olan oldu. Bu hepsi planlıydı, projeliydi. Daha havalarında alo demeden köprüde insanlar doldu. Bu insanlar İstanbul'a gidin, Pendik'ten Aksaray'a gitmek için 3 saat yol sürüyor. Gidemiyorsun. Bu insanlar nasıl oldu da 15 dakikada hepsi köprüde bulundular? Ben askerliğimi yaptım. Tayyip Erdoğan'ın çocukları gibi parayla yapmadım. 18 ay askerlik yaptım bu ülkeye. Ve cebimde param da yoktu, ekmek yiyeyim. Anladın mı güzel kardeşim? Melih Gökçe'nin oğlu o gece televizyona çıkmış Beyaz TV'ye diyor ki, çünkü insanlar aptal ya, hadi diyor bazı secdeye giden insanlar, hadi sokağa. Sen niye sokağa çıkmadın? Sen niye bir tankın altına kafanı sokmadın? Bu ülkeyi çok seviyorsunuz ya. Neden çıkmadılar? Yine de ben burada söylüyorum. Kürt'ü de Türk'ü de bu ülkede yaşayan insanların %90'ı aptaldır. Aptalın önde gideniyiz. Anlatabildim mi güzel kardeşim? Gidiyor Angusar'ı getiriyor. Benim köyümde, ben 15 yaşındayken köyümdeyken 3000 4000 tane koyun keçi vardı. Şimdi git bir tane yok. Benim şu anda arazim var, suyum var, toprağım var, her şeyim var. 500 tane inek besleyecek toprağım var. Ama o imkanı vermiyor. Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor sokağa, herkese diyor, ona yandaş olan herkese terörist diyor. Ya ben terörist miyim? Ben Kürt'üm. Ben terörist miyim? Ben size tek bir şey söylüyorum. Kürt'ü, Türk'ü, ülkücüsü Laz'ı, Çerkez'i elinizi vicdanınıza koyun. Bugün varız, yarın ölüyoruz. Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın ayağına gitmedi mi? Gitmedi mi? Gitti mi, gitmedi mi? Habur'a PKK'ların ayağına savcılarını göndermedi mi? Bilmiyorum abi. Neden bilmiyorsun? O zaman cahilsin. Göndermedi mi arkadaşlar? Göndermedi mi? Göndermedi mi? Gönderdi mi, göndermedi mi? Ha, bu ülkemiz çok güzel. Toprağımız çok. Evet. Suyumuz çok. Evet, her şeyimiz, her şeyimiz çok. Bugün Fransa'dan daha çok toprağımız, suyumuz var. Evet. Genç nüfusumuz var. Ama ne? Derdimiz ne biliyor musun? Ne? Gelen çalıyor, giden çalıyor, biz de onları alkışlıyoruz. Sen onun peşinden gidiyorsun, o onun peşinden ben gidiyor, o onun peşinden gidiyor. Benle sen sıkıntı çek. Bugün Türkiye'de 6 milyon Suriyeli var kayıtsız. Kayıtlı olan da 2 milyon, 7 milyon.
Benim mahallemde oturuyor, benimle dalga geçiyor. Ben diyorum sen niye çalışmıyorsun? Akşam oluyor ayağını nargilerini içiyor. Nafsa diyor ben kartını sokuyorum, paramı alıyorum. Bak işte arabamı park sıkıntı edemiyor. Burada. Adama diyorum, bir bak. Ülke nasıl kalkınır güzel kardeşim bakın. Bakın bizde bakın bizde olan hayvancılık Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yoktur. Bak bak. Ben şimdi hani diyor biz, ya mesela. Şimdi, benim abi, babam konu, bugün konu, benim babam başbakanı abi. Olsa eğer bu ülkeye faydası yok bu hizmet yap da milleti kandırıyorsa ben o babama çıkar derim ki sen alçaksın. Sen şimdi anlatabildin mi ne demek istediğimi? Konumuz kardeşim benim. Benle sen acı. Dur bir saniye abi bir saniye. Konumuz sorumuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri mi? Hiç kimse hiçbir ülkenin adamı hiç kimse hiçbir zaman dünya lideri olamaz. Tek bir lider var. Dünya lideri kimdir biliyor musun? Şu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun üstünde lider de yoktur. Bana son söylüyor. Lazı Çerkezi elinizi vicdanınıza koyun. Bugün varız yarın ölüyoruz. Tayyip Erdoğan Abdullah Öcalan'ın ayağına gitmedi mi? Gitmedi mi? Gitti mi gitmedi mi? Habura PKK'ların ayağına savcılarını göndermedi mi? Bilmiyorum abi. Neden bilmiyorsun? O zaman cahilsin. Göndermedim arkadaşlar. Göndermedi mi? Göndermedi mi? Gönderdi mi? Göndermedi mi? Ha, bu ülkemiz çok güzel. Toprağımız çok. Suyumuz çok. Her şeyimiz çok. Bugün Fransa'dan daha çok toprağımız, suyumuz var. Genç nüfusumuz var. Ama derdimiz ne biliyor musun? Gelen çağırıyor, giden çağırıyor. Biz de onları alkışlıyoruz. Sen onun peşinden gidiyorsun, o onun peşinden gidiyor, o onun peşinden gidiyor. Benle sen sıkıntı çek. Bugün Türkiye'de 6 milyon Suriyeli var kayıtsız. Kayıtlı olan da 2 milyon, 7 milyon. Benim mahallemde oturuyor, benimle dalga geçiyor. Ben diyorum sen niye çalışmıyorsun? Akşam oluyor ayağını nargilerini içiyor. Nafsa diyor ben kartını sokuyorum, paramı alıyorum. Bak işte sıkıntı burada. Bir ülke nasıl kalkınır güzel kardeşim bakın. Bakın bizde bakın bizde olan hayvancılık Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yoktur. Bak bak. Ben şimdi hani biz ya mesela şimdi, benim abi, babam konu, bugün konu, benim babam başbakanı abi. Olsa eğer bu ülkeye faydası yok bu hizmet yap da milleti kandırıyorsa ben o babama çıkar derim ki sen alçaksın. Sen şimdi anlatabildin mi ne demek istediğimi? Konumuz şuydu. Kardeşim benim. Benle sen acı. Dur suyumuz, bir saniye abi bir saniye. Konumuz sorumuz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri mi? Hiç kimse hiçbir ülkenin adamı hiç kimse hiçbir zaman dünya lideri olamaz. Tek bir lider var. Dünya lideri kimdir biliyor musun? Şu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun üstünde lider de yoktur. Bana son söylüyor. Tayyip Erdoğan one minute dedi ya. Buyurun herkese söylüyorsun. Gelsin Birleşmiş Milletler'in içinde desin one minute. Gitti bir otel lobisinde one minute. Bak. Tehdit ederek, üzerindeki dokunulmazlık zırhını kullanarak insanları, vatandaşını, cumhuru azarlayarak cumhurbaşkanı olamazsınız. Olamazsınız. Orası Thank you.
söylüyorum size. Oy verdiğiniz kişi Hikmet Yar'ın önünde diş çökmüş bir molladır, molla. Bunu iyi bilin. Daha bir hareket edin. Ve Türkiye'yi götürmek istedikleri hedef de odur. Hilafettir. Hilafettir götürmek istedikleri. İran gibi, İran rejimini getirecekler. Ama bunu asla başaramayacaklar. Atatürk ve ilkeleri, Atatürk inkılapları, Atatürkçülük, Atatürk'ün rehberliği ölümümüzdedir. Ölüm pahasına bu cumhuriyeti savunacağız.